Başınıza gelen musibetler, belaların hepsinin sebebi ellerinizle işlediğiniz günahlardandır. E peki bu memleket beladan başı kurtuluyor mu? Kurtulmuyor. Dünyanın Müslümanları ne halde? Memleket ne halde? Hiçbir tarafta bak. Dünyanın diğer Müslüman ülkelerindeki hepsini sayalım. Doğu Türkistan perişan. Çin namussuzu oradaki Müslümanları resmen telef ediyor. Arakan perişan. Filistin yanıyor. Kimin umrunda? Kimsenin. Dubai'miş. Katar'mış. Arabistan'mış. Manevi olarak ölmüş. Maneviyat sıfır. Arabistan Amerika'nın tasmalısı olmuş. Adam bir tanesi orada video çekmiş geçen gün Arabistan'da. Kulüpler, danslar, çıplaklık. En son Selman çarşafı kaldırttı. Peçeyi meçeyi şey çarşaf bilmem ne zorunlu geldi. Çarşafı kaldırma zorunlu geldi yani yasa. Çarşaf giymek yasaydı zorunluktu. Şimdi çarşafı kaldırtmış. Hani belli yerler komple çıkartma değil. Belli yerler çarşafı çıkartabilirsiniz diye şey çıkarmış yasa. Öbür taraflar keyfinde. Bizim memleket ne ahvalde? Şu güzelim canım ülke. Büyüklerinin burada yatan zatların hatırına savaş bela olmuyor. Ama içeriden yanıyoruz. Ne depremi, ne yeli, ne seli, ne heyelanı bitmiyor. Ya bugün Erzincan'da gördünüz mü arkadaşlar toprak kaymasını? Bugün Erzincan'da toprak kayması resmen dağ aşağı iniyor ya. En son 9 kişi vardı toprak altında. Şu anda ahvali bilmiyorum. Ona da bak eğip söyleyelim. 9 kişi. Bir kişi bile olsa candır. Aha, Antalya. Resmen göl olmuş Antalya. Sular birinci kata kadar çıkmış. Ya arkadaşım bu memlekette niye bela bitmiyor? Bak bir daha söylüyorum. Bu ülke bir dualı bir ülke. Bu memleket dualı bir memleket. Ama savaş olmuyor sadece. Savaşa gerek kalmadı ki. Gavurlar bir taraftan, ateistler bir taraftan, deistler bir taraftan, dinsizler bir taraftan. Deprem, yel, sel, tsunami her şey var. Allah belamızı musibetlerle veriyor. Canım memlekette. E peki şimdi diyor sen öyle konuşuyorsun ne diyor? Tedbir. E kardeşim devlet onu tedbirini aldırsın. Bana ne? Onu da ben mi yapacağım? O maden... 9 kişi mi? 9'undan haber alın. Rabbim Celle Celle tez zamanda selametle onları yeryüzüne çıkarsın. Amin. Amin. Toprak kayması acayip arkadaşım. Düşünsene koca dağ tepene biniyor ya. Az bir şey değil. O maden Kanadalı işletmecilere aitmiş. Onların acilen denetlenmesi lazım. En ağır ceza neyse cezalanması lazım bu bir. Bir daha söylüyorum. Ben ona karşıyım. Onu devlet yapacak. Antalya'daki sel. Evet. Sorumlusu kimse... Hemen devlet gerekli şeyi yapacak. Belediye ise belediye. Vali ise vali. Kaymakam ise kaymakam. Oranın sorumlusu kimse hemen bunu hükümet yapacak. Ben çözmeyeceğim. Ben sadece belaların neden sebep olduğunu söylüyorum. Allah Celle Celle bela veriyor. Bunları sebep yapıyor. Yağmur sebeptir. Kar sebeptir. Deprem sebeptir. Yel sel sebeptir bunlar. Rabbim Celle Celaluhu bize tez zamanda tövbe edenlerden eylesin. Amin. Amin. Arkadaşlar hiç tövbe diyor. Allah adına dönmek yok. Hiç günahlara dalmışız. Hiçbir şey umurumuza değil. Bak deprem üzerinden bir sene geçti. Hiç. Kimsenin umurunda değil. Bak Antep'e gittik. Arkadaşlarla bakıyorum tekel bayları cayır cayır çalışıyor. Hiç adamın umurunda değil. Hiç umurunda değil ya. Cayır cayır şu anda içki satılıyor hala. Hiçbir tövbe şeyi var mı? Yok. Umurlarında mı? Yok. Antalya sel olmuş. Bak yazın Antalya ne halde? Çıplaklar kampı bir tarafta. Ruslarmış, bilmem İtalyanlarmış, Amerikanmış, İngiltere. Doluyor. Peki Allah bela vermesine ne olsun ya? He? Rabbim Celle Celle şu ülkemizi her türlü kazadan, beladan, yelden, selden, depremden uzak eylesin. Amin. Amin. Bir daha söylüyorum. Eğer ki biz günahlara devam edersek belalardan kurtulamayız. Allah Celle Celaluhu öyle belalar, öyle musibetler veririm ki diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifi var. Ya insanlara iyilenmeden, kötülükten nehyedersiniz. Ya da diyor Allah Celle Celaluhu size bir bela verir. Bir musibet verir. Dua edersiniz de dualarınız kabul olmaz. Bak kimsenin duası kabul olmuyor. Ne bela bitiyor, ne musibet bitiyor, ne dert bitiyor. Hiç taraftan vuruyor. Peki ne olacak arkadaşlar bu işin sonu?
Eğer ki bizde hiçbir gram düzelme olmasa her geçen gün daha da kötüye gidecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere ahir zamanda her gelen gün geçen günden daha kötü olacak hadisi şerif. Müslüman topraklarının yanmasının sebebi de hepsinin kendi günahları. Hepsi kendi günahlarının bedellerini ödüyor. He, Allah Celle Celle niye Müslümanları eziyor? Kafirlere niye müsaade ediyor? Çünkü Müslümanlar İslam'dan uzaklaştı, Allah'tan uzaklaştı, Kur'an'dan uzaklaştı. Allah Celle Celle madem siz beni terk ettiniz, ben de sizi terk ettim diyor. Niye yardım gitmiyor? Çünkü Allah Celle Celle müsaade etmiyor. Müslüman ülkelere yardım gitmemesi sebebi Allah Celle Celle diyor siz yardım etmeyi bile hak etmiyorsunuz. İyi anlayın burayı. Yardım etmeyi bile hak etmiyoruz biz. Allah herkese nasip etmez yardım etmeyi. Örneği Filistin görüyoruz. Doğu Türkistan görüyoruz. Suriye, Keşmir, Arakan. Yanıyor her yer. Hangi Müslüman ülke kalkıyor, ayaklanıyor? Bırakın lan Müslümanları. Yok kimse yok. Ya bir Yemen var Allah razı olsun. Onlar da bir avuç adamlar. Ama helal olsun. Bak bir avuç ama dünyaya kafa tutuyor. Sahabeler gibiler gördün mü? Sahabeler 313 kişiyle Bedir'de ne yaptı kafirleri? Yerle yeksan etti. Şu anda Müslümanlar 2 milyar ama 313 kadar etmiyor. Rabbim Celle Celal bizleri sahabelere benzesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celal şu memleketi Osmanlı nizamına geri döndürsün. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu Osmanlı ihtişamını bize geri versin. Amin. Amin. Yoksa bu kafayla biz gidersek daha da büyük belalar gelecek. Daha da büyük musibetler gelecek. Gelecek, gelecek, gelecek. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet hadis-i şeriflerinde buyurdu. Ne vardı? Öyle bir zaman gelecek ki adam diyor gidecek mezarlığın üstüne yatacak. Bir kabrin üzerine yatacak. Ölmek için yalvaracak. Oradakiyle, kabirdekiyle konuşacak. Keşke senin yerine ben yataydım diye. Öyle belalar, öyle zamanlar gelecek. Rabbim bizi bunları görmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Neslimizi uzak eylesin. Amin. Amin. Daha da fazla konuşmaya gerek duymuyorum. Dediğim gibi zaten ahvallerimiz perişan. Rezillikler bitmiyor. Daha sonrası ne gelecek diye bakıyoruz artık. Evet. Bu kadar beladan sonra daha ne hangi bela gelecek diye bakıyoruz. Rabbim Celle Celle bizi kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar ve tu'minune billah.